Bismillahirrahmanirrahim. Kalplerin Keşfi kitabından 31. bölümden devam ediyoruz. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kıyamet günü öyle topluluklar gelecektir ki amelleri Tihame Dağı kadar büyüktür. Buna rağmen cehenneme atılmaları emrolunur. Bunun üzerine sahabiler onlar namaz kılanlar mıdır diye sorunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Evet onlar namaz kılarlar. Oruç tutarlar, hatta gecenin bir bölümünü de ibadetle geçirirlerdi. Ama onlara dünyalık bir parça şey kendilerine sunulacak olsa hemen ona atılırlardı. Efendimiz bir hutbesinde şöyle buyurdular. Mümin iki korku arasındadır. Birisi geçmiş ömrüdür ki onun hakkında Allah'ın ne yaptığını bilmez. Diğeri de kalan ömrüdür ki onun hakkında Allah'ın nasıl hükmedeceğini bilemez. Öyleyse kişi kendisi için, kendisinden, ahireti için dünyasından, ölümü için yaşamından, ihtiyarlığı için gençliğinden azık edinsin. O dünya sizin için yaratıldı. Yani dünya sizin için yaratıldı. Siz ise ahiret için yaratıldınız. Nefsi kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki ölümden sonra razı edecek bir şey yoktur. Dünyadan sonra da ya cennet ya da cehennem hariç hiçbir diyar yoktur. İsa Aleyhisselam'ın da şöyle dediği nakledilir. Su ile ateş aynı kapta bulunamadığı gibi müminin kalbinde de dünya ve ahiret sevgisi beraber bulunamaz. Rivayete göre Cebrail aleyhisselam Hazreti Nuh'a ey nebilerin en uzun ömürlüsü dünyayı nasıl buldun diye sormuş. O da iki kapılı bir han gibi birinden girip diğerinden çıktım şeklinde cevap vermiştir. İsa aleyhisselama barınacağım bir ev edinsene denmiş ve o da şöyle cevap vermiştir. Bizden öncekilerin eskimiş elbiseleri bize kafi gelir. Bir hadiste dünyadan sakınınız çünkü dünya Harut ve Marut'tan daha büyüleyicidir buyurulmuştur. Hasan-ı Basri'nin rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden Allahu Teala'nın körlüğünü giderip görür hale getirmesini isteyen var mı? Dikkat ediniz. Kim dünyaya rağbet eder, uzun emeller peşinde koşarsa Allah onun rağbeti kadar gözünü köreltir. Kim de dünyada zahit olur, uzun emelli olmazsa Allah-u Teala ona eğitim görmeden ilim öğretir ve yol göstericisi olmadan yol gösterir. Şu kadar var ki sizden sonrakilerin saltanatı öldürme ve zorbalık olmadan ayakta kalmaz. Zenginlikleri de övünme ve pintilikle olur. Sevgileri ise nefsi isteklerine uymakla olur. Aman dikkat ediniz. Sizden her kim bu zamana yetişirse zengin olabilecekken fakirliğe sabreden, sevgiye gücü yeterken buğz edenlere sabredenler, izzetli ve şerefliyken itilip kakılmaya sabredenler ve bunları yalnız Allah'ın rızasını kazanmak için yapanlara Allah Celle Celaluhu tam 50 sıddık sevabı verecektir. Meryem oğlu İsa aleyhisselam şöyle demiştir. Yazıklar olsun dünyayı sahiplenenlere. Dünyayı ve içindekileri bırakarak nasıl ölecekler? Dünya onların değerini düşürdüğü halde onlar yine de dünyaya güveniyorlar. Yazıklar olsun o aldananlara. Dünya onlara çirkin gördükleri şeyleri nasıl göstermiş? Sevdiklerinden ayırmıştır. Korktuklarını başlarına getirmiştir. Bütün tasası dünya olup işi gücü hatalarla dolu olana yazıklar olsun. Yarın günahları nasıl açığa vuracaktır? Rivayete göre Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'a şöyle vahyeder. Zalimler diyarı dünyadan sana ne? Şüphesiz orası senin diyarın olamaz. Ondan alakanı kes, aklından çıkar onu. O ne kötü bir diyardır. Ama orada güzel amel edenler için ne güzel diyardır. Ey Musa, mazlumun hakkını alana dek zalimi gözetleyici benim. Rivayet olunduğuna göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Ubeyde bin el-Cerrah'ın Bahreyn'e gönderir. Ebu Ubeyde Bahreyn'den mal mülk ile döner. Ensar Ebu Ubeyde'nin geldiğini duyar ve sabah namazını Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber kılmak üzere mescide koşarlar. Namazı kılınca Peygamberimiz mescitten ayrılır. Onun karşısına çıkarlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları böyle görünce tebessüm ederek şöyle buyururlar. Ebu Ubeyde'nin bir şeyler getirdiğini işittiğinizi zannediyorum. Ensar, evet ey Allah'ın elçisi dediklerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müjdeleyin ve sizi sevindiren emellere kapılın bakalım. Allah'a yemin ederim ki sizin hakkınızdaki korkum fakir olmanız değildir.
Dünyanın sizin için alabildiğine yayılmasından, size verilmesinden korkuyorum. Sizden öncekilere dünya sere serpe sunulmuştu da, sizin şu an rekabet ettiğiniz gibi rekabete kalkışmışlardı. Ve dünya onları helak etmişti. Sizi de helak etmesinden korkuyorum buyurmuşlardır. Ebu Said el-Hudri'nin rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Sizin hakkınızda en çok korktuğum şey Allah-u Teala'nın sizin için yerden çıkardığı bereketlerdir. Yerin bereketleri nelerdir diye sorulunca o da yerin varlıklarıdır buyurdu. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kalplerinizi dünyadan bahsederek meşgul etmeyiniz. Bu hadisten de anlaşılacağı üzere Peygamberimiz bırakın dünyaya göz dikmeyi, onu zikretmeyi dahi yasaklamıştır. Ammar bin Said şöyle demiştir. İsa aleyhisselam bir kasabaya uğramıştı. Bir de ne görsün? Kasaba halkı binalarda, yollarda ölüp kalmışlar. İsa aleyhisselam havarilerine der ki, ey havarilerim, bu kasabanın halkı Cenab-ı Allah'ın gazabına uğrayarak ölmüş olmalılar. Böyle olmasaydı defnedilirlerdi. Havariler dediler ki, ey Allah'ın peygamberi, biz onlardan haber almayı ne kadar isterdik? Bunun üzerine İsa aleyhisselam durumu Allah-u Teala'ya sormuş ve Allah da ona durum hakkında vahyetmiştir. Gece olunca Hazreti İsa yüksek bir yere çıkarak kasaba halkına ey kasaba halkı diye seslenmiş. Onlar da buyur ey Allah'ın peygamberi diye cevap vermişlerdir. Hazreti İsa nasılsınız? Size ne oldu? Öykünüz neyin nesidir? Deyince şu karşılığı verirler. Akşam afiyet içinde yattık. Sabah kendimizi cehennemde bulduk. İsa tekrar bu başınıza nasıl geldi diye sorunca onlar dünyayı sevmemiz ve günahlara dalmamızdan derler. Hazreti İsa dünyayı sevmeniz nasıldı diye sorunca onlar küçük çocuğun annesini sevmesi gibiydi. Dünya bize yüzünü gösterince sevinirdik. Arkasını dönünce üzülür ve ağlardık demişlerdir. Bunun üzerine Hazreti İsa aleyhisselama konuşana seslenerek bana cevap veremeyen arkadaşların ne durumdadır diye sormuş. O da onların ağızlarına ateşten gemler vurulmuş. Gemlerin ucu kaba ve sert meleklerin elinde olduğundan cevap veremiyorlar demiştir. İsa aleyhisselam sen onların arasında olduğun halde nasıl cevap verebildin diye sorunca ise ben onların içinde olsam da onlardan değilim. Ancak azap onlarla birlikte bana da indi. Ben şimdi cehennemin ağzına tutunmuş durumdayım. Kurtulur muyum yoksa düşer miyim bilmiyorum demiştir. Bunun üzerine Mesih havarilerine dönerek der ki, acı tuza batırılmış arpa ekmeği yemek, kaba işlemeli elbiseler giymek, çöplükte uyumak bundan daha güzeldir. Yeter ki dünya ve ahirette afiyet içinde olunsun. En doğrusunu Allah-u Teala bilir. Enes şöyle rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudeba isimli devesiyle hiçbir deve yarışamazdı. Bir defasında bir köylünün devesi gelip Resulullah'ın devesini yarışta geçti. Bu durum Müslümanların ağrına gitti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu durumu görünce şöyle buyurdu. Dünyada değeri yükselen hiçbir şey olmasın ki değerini düşürmek Allah-u Teala'nın hakkı olmasın. Allah dilediği şeyin değerini düşürür.